En Derin'e kanalından herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Ali, bu videoda sizlerle GOT'ta ipe bakacağız arkadaşlar. GOT'tan bir sana ip geldi. Biz bunun testini yaptık arkadaşlar. Deniz kötü. Hava maalesef günlerdir. Trabzon'da yağış var ve deniz sürekli patlak arkadaşlar. Denize çıkamıyoruz. Dün bir denize gittim işte tekneyi çalıştırmak için. Ama orada da hani kamera kurup çekim yapılacak bir durum yoktu. Çok fazla sallantı var, çok fazla soluğan var. Çok fazla sıkıntıdan dolayı maalesef burada çekimlere devam ediyorum. İp geldi arkadaşlar. Bu ip nedir? Bakın bunda farklı farklı renkler var üzerinde. Bu ipi makinenize bağladığınızda bununla ava gidiyorsanız arkadaşlar sudaki metrajla hiçbir sıkıntınız kalmıyor. Yani diyelim ki tekneyle gidiyorsunuz ve teknenizde radarı açtınız. İşte diyelim ki tekneniz 80 metre derinlikte ama radarınızda 30 metre derinlikte balık yazıyor arkadaşlar. Buradaki her bir renk 10 metre arkadaşlar. Yani diyelim ki misinayı açmaya başladınız, denize bırakmaya başladınız, yeşilden başladınız. İşte yeşil bitti, mora geçti. Yeşil bittiğinde 10 metre geçmiş oluyor. Mora geçtiniz, morda da 10 metre var. O da 10 metre geçiyor. Oradan sarıya geçiyor. Sarı 10 metre geçiyor. Balık 30 metrede ise siz 3 renk açtığınızda arkadaşlar balığı yakalamış oluyorsunuz. Yani oltanızı tam olarak balığın içerisine atmış oluyorsunuz. Veya teknenizde herhangi bir radar cihazınız yok ve ava gittiniz. Aşağıda suyun kaç metre olduğunu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Derinlik ne kadar bilmiyorsunuz. Yine bu renklerden açarak dibi bularak arkadaşlar metrajı bulabilirsiniz. Ve şöyle bir avantajı daha var. Biliyorsunuz hani istavrite falan gidiyorsanız, farklı bir balığa gidiyorsunuz, sürü balığına ava gidiyorsanız bu ip ile hani yoklama yaparak aşağı bırakıyoruz ya ipi. Balığı tutmuş olduğunuz noktada rengine bakarak arkadaşlar hani makineyi açtınız, ipi aşağı gönderdiniz ve makinede rengi görüyorsunuz. Yani renk işte yeşilde kaldı ve balık vuruyor. Siz balığı topladınız, güzel balık almaya başladınız. 5 tane 10 tane artık çapariniz dolmaya başladı ve balığı sardınız. Hangi renkte yakalamıştınız? Yeşilde. Yine balıklarınızı temizliyorsunuz ve bu kez yoklama yapmadan direkt balığın içerisine ipinizi salıyorsunuz ve yeşile geldiği an makinenizi kapatıyorsunuz arkadaşlar ve balıkları toplamaya başlıyorsunuz. Sağlamlığı nedir? Biz bunun sağlamlığını test ettik arkadaşlar. Size de göstereyim. Öyle adi bir ip değil kesinlikle. Bu marketlerde satılan iplerle hiçbir alakası yok. Arkadaşlar ben bunu kesemedim ya. Yani arkadaşlar yani kesilmiyor. Ellerim kesiliyor ya. Ellerimi kesiyor. Yarmadık değil mi? Biraz acıttı. Kopmuyor arkadaşlar. Yani öyle adi bir ip değil. Geçenlerde marketlerde satılan misinalar ipler oldu. Uygun fiyattan herkes kapış kapış alıyor arkadaşlar. Daha çok satış yapanlar alıyor. Ama o ipleri bir yerden elimize geçti arkadaşlar. Kopardık. Yani böyle çekerek şu mesafede kopardık. Bu 4X 1.0 bu arkadaşlar. Bu yaklaşık olarak 0.22 ile aynı ip. 22-24. Bakın arkadaşlar elimi ne kadar sıktığını görün. Yani bazı arkadaşlar numara yaptığımı falan düşünüyor ama değil. İp gerçekten sağlam. Kan dolaşımı durdurdu. Arkadaşlar kopmuyor. Yani bu bir de şu var. Hani ben bunu 1 metrede hani böyle çekiyorum, koparmaya çalışıyorum. Bu tabii ki bu 300 metrelik bir ip. Bunu 300 metre açtığınızda 300 metrede bu şekilde çeksek yani aynı gücü uygulasak 300 metre mesafede daha farklı olacaktır. Kopacak mıdır? Kopar yani illaki bir şey olur. Yani ip misina kopmaz diye bir şey yok ama bu mesafede kopan çok fazla misina gördüm arkadaşlar. Aynı fiyatta satılan hatta 100 metre 150 metre aynı fiyatta satılan ürünleri bu mesafede şu boyutta koparabiliyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki abi bunlar Türkiye'de yok mu? Arkadaşlar var ama bunu sürekli anlatınca hani Türkiye'de kötülemiş gibi oluyoruz. Kötülemiş olmayalım. İlk önce şunu size anlatayım arkadaşlar. Türkiye'de iş yeri kiraları, elektrik, sigorta, stopaj, eleman maaşları çok yüksek olduğu için buradaki arkadaşlar fırsatçılık yapmıyorlar. Buradaki satış yapan arkadaşlar iş yerleri maalesef mecburiyetten ürünlerin üzerine 1:1, 1:2, 1:3 bazı ürünlerde 1:10 fiyat koymak zorunda kalıyorlar arkadaşlar. Yani bu
Türkiye'deki sistemle alakalı. Yani sistem bozuldu ve bu şekilde gidiyor maalesef. Şimdi mesela biz bunu almış olduğumuz paraya Türkiye'den bu ürünü alamıyoruz. Bu ürünün muadilini de alamıyoruz arkadaşlar. Yani adi bir ip alsak şu an 100 metrelik bir ip nereden baksanız 150 liranın üzerinde bir fiyata sahip ama o fiyatlara böyle kaliteli bir ürün alamıyoruz. Bunun üzerinde Japon yazıyor arkadaşlar. Ben bunu şimdi AliExpress'ten alışveriş yapıyoruz ama ürün Finlandiya'dan gelebiliyor, Amerika'dan gelebiliyor, Türkiye'den gelebiliyor. Yani orada satıcılar var. Bu satıcılar AliExpress'e kayıt olmuşlar. Dünyanın her yerinden satış yapıyorlar. Şimdi bunun üzerine Japon diyor arkadaşlar. Japon 4X 300 metre 1.0. Ha özür dilerim az önce 0.20 demiştim ben ama bu 0.16 milimmiş arkadaşlar. 0.16 milim gerçekten ince bir ip. Biz bunu niye kesemedik ya? Ben bunu arkadaşlar, ben buna taş bağladım. Üçüncü kattan aşağı taş uzattım bundan. Orada da video çekemeyeceğim için buraya geldim tekrar. Hani düşündüm orada da taşla birlikte video yapacaktım ama biz 0.16'yı kesemedik. Allah Allah. Yok abi kesilmiyor. Bir de ipteki avantaj şu. Hani spin falan yapılmaz demiştik daha önce ama arkadaşlar. Sahte balığın, sahte yemin aksiyonu ipte daha iyi oluyor. Yani ben misine olarak hani düşünüyordum ama bunları test ettikçe anladık. Aksiyonu ipte daha iyi oluyor. Bir de ipin şöyle bir avantajı oluyor. Şimdi ben misinayı bu kadar bu şekilde mukavemet gösterip de test etmiş olsaydım bu misinada gevşemeler olacaktı. Yani böyle kendini bırakma olacaktı. Esneme hani misinada esneme payı var arkadaşlar. Bu esnemeyi buna vermiş olacaktık. Şu ve az önce yapmış olduğumuz testte ve misinayı bıraktığımızda misinanın şekli bozulmuş olacaktı. Bunda şekil bozulma olmuyor. Arkadaşlar 0.16 için bu çok 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 iyi. Yani 18 LB çok güzel arkadaşlar. Ben bunun üzerindeki 0.16'yı şimdi daha yeni görüyorum. 0.20-22 gibi düşünmüştüm ama tabii gözler de artık gitti. 0.16 milimmiş bu. Çok iyi arkadaşlar. Bunun linkini açıklamaya bırakıyorum. İhtiyacı olanlar alabilir arkadaşlar. 300 metre olması harika. Renkli olması harika. Söylediğimiz gibi balığı nerede buluyorsanız bu renkler yardımıyla balığın içerisinden daha fazla balık çekmenizi sağlayacaktır. Çünkü hani şu var tekneyle gittik işte balık yakalıyoruz. Atıyoruz işte balık diyelim ki 30 metrede biz 80 metre derinlikteyiz. 30 metredeki balığı yakalayacağız. İşte attığımız anda yoklama yaparak aşağıya ipi misinayı bırakıyoruz ve balığı bulduktan sonra balığı yukarı çekiyoruz. Ama diyelim ki bunda işte yeşil renkte veya sarı renkte balığı yakaladık. Balığı çekiyoruz bakın çok fazla zaman kaybetmeden hemen balıkları temizliyoruz ve gönderiyoruz. Sarıya gelir gelmez kalamayı kapatıyoruz. Makineyi kilitliyoruz ve aynı noktada 2-3 vurmayla tekrar fullleyip tekrar çekiyoruz. Bu ne kadar size zaman kazandırır? Normal misinada günde 2 kilo balık alacaksanız bu şekilde arkadaşlar bu ürünle 6 kilo balık alırsınız. Yani 3 kat daha fazla balık alırsınız. Sizin serinliğinizle de alakalı, sizin hızınızla da alakalı bu. Hızınızla da alakalı. Ne kadar hızlı çalışırsanız o kadar hızlı sürü içerisinden balık çekersiniz. Bunun da avantajı bu arkadaşlar. Bu ip gerçekten çok iyiydi. Yani şunun 0.16 olması da çok iyi. Çok ince ve çok kaliteli malzemeden üretilmiş. Fiber zaten arkadaşlar. Bunlar fiberden yapılıyorlar. 4 katmanlı 4X. 4 katmanlı ürün. Tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir ürün. Bunu büyük makinelerimizden bir tanesine saracağım ben. 300 metre bakalım. 300 metreyi de alacaktır. 7000'lik makine. 7000'lik makinelerle bunu 300 metre sardırabilirsiniz. Bu hangi makineye yakışır? Geçenlerde bir video paylaşmıştık arkadaşlar. Daiwa'nın, replika Daiwa'nın 7000'lik makinesini almıştım. Videosu kanalımızda var. Dün akşam user arkadaş bir yorum yazmış. Linke bastık, ürün kalmadı. Ürün 64.000 adet dünya genelinde satış yapmış arkadaşlar. 64.000 adet. Bu çok iyi bir rakam. Ve ürünün puanı 4.8'di. Yani 4.8 puan almış 64.000 satıştan. Artı o diğer kötü yorumlara hani daha çok ben bakıyorum. Hani mesela 4.7-4.8 iyi yorum almışsa bir ürün. Tabii ki kötü olan yıldızlara bakıyorum. Onlarda da kargo sıkıntısı olmuş. İşte bir ayda gelmemiş, 45 günde gelmemiş. Bunu yazanlar da Kanada bölgesinde. Yani bu karlı, soğuk bölgelerde
kargo firmaların iyi çalışamadıkları noktalardan şikayetler almışlar. Ama genel olarak diğerleri iyi. Tabii ki hani herkes ürün aldıktan sonra 5 yıldız 5 yıldız veriyor. Bu 5 yıldızların bazıları da boş veriyor arkadaşlar. Yani ürün gelmiş, evet geldi 5 yıldız veriyorum. Ama çoğunluk olarak baktığımızda da ürünler test edilmiş arkadaşlar. 5 yıldız verilmiş. Şimdi o linke tıkladığında linkin çalışmadığına alakalı bir yorum yazmıştı bana. Arkadaşlar bu ürün çok fazla satıldığından dolayı ürün stoklarda kalmamış. Ama dün akşam kendilerine yazdık. Hani ürün var mı yok mu? Ürün stokta kalmadığı için kapanmış 3 gün boyunca ve yeniden ürünü stoğa aldıklarından dolayı ürünün linki değişmiş. Ben onun linkini de gene açıklamaya bırakıyorum. Açıklamadaki replika Daiwa 7000 yazan link arkadaşlar. Ona basarsanız orada da yine o makineye ulaşabilirsiniz. Bu ip o makineye yakışır arkadaşlar. O makine üzerindeki ipi boşaltacağım ve bu ipi Daiwa'ya saracağım ve Daiwa ile replika Daiwa ile daha fazla video gelecek. Bir de Ryobi ile alakalı bir çekim yapmıştık. Ryobi'nin ismi Robinson mu bir şey olmuş arkadaşlar. Zaten bu rakam, bu isimlere bakmayın arkadaşlar. Yani bu firmalar, bu kaliteli markaların isimlerini kullanarak kendi ürünlerini tanıtıyorlar. Daha sonrasında da bu ürünlerin isimlerini değiştirerek satışlarına devam ediyorlar. Yani size ilk önce şunu demek istiyorlar. Yani biz bunu kaliteli bir şekilde ürettik veya topladık ve piyasaya sunuyoruz. Bunu size bu şekilde tanıttıktan sonra makinelerin üzerlerindeki isimleri değiştiriyorlar ve daha sonrasında aynı kalitede bu ürünleri kullanıcılara ulaştırmaya başlıyorlar arkadaşlar. Yani satışını yapıyorlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sağlamlık testini elimizle yaptık arkadaşlar. Maalesef bir tartıya bir şeye bağlayıp çekmedik. Şimdi bu yanıltıcı olur. Neden yanıltıcı olur? Ben şimdi bu arkadaşlar burada 100 metre ip açıp 100 metrede bunu çekip size kaç kilo çektiğini göstermem gerekiyor. Onu da yapamayacağımız için bu şekilde sağlamlığına baktık. Ama dediğim gibi çürük misinalar, çürük ipler, ucuz malzemeler bu mesafede de 1 metre mesafede elimizde parçalanıyorlar. Ama bu parçalanmıyor. 3 katlı bir binada bir kaldırım taşı arkadaşlar bağlayarak. Kaldırım taşı dediğimiz şey parke taşı bağlayarak 3. kattan aşağıya sarkıttım. Böyle biraz salladım arkadaşlar ve ipi koparamadım. 3 katlı bir bina kaç metre olabilir? 3, 6, 9 yani 3,5 kat olsa 9 metre bir mesafede kaldırım taşıyla, parke taşıyla testini yaptık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu ve ürünü beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsanız kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.